Sevgili seyirciler, 20. yüzyılın başlarında Orta Asya'da Türkistan halklarının Milli İstiklal Hareketi olarak ortaya çıktı. İşte ceditçilik üzerine bir konferans düzenlendi Özbekistan'da, Taşkent'te. O noktaya döneceğiz. Şimdi Şahruk Bek Alimov yanında konuğu var. Profesör Doktor Timur Kocaoğlu hem bu konferansı hem de ceditçiliğin milli bilincin oluşmasındaki etkilerini konuşacaklar. Evet, bugün Taşkent'te çok önemli bir konferans başladı ve bu konferansta Türk dünyasının en önemli tarihi süreci olan ceditçilik hareketi üzerine fikirler ortaya konuluyor. Birçok ülkeden bilim insanları davet edildi ve 3 gün boyunca burada ceditçilik hareketinin tarihçesi ve gelişim süreçleri konuşulacak ve bugün canlı yayınımızda çok önemli bir konuğumuz var. Türk dünyasının önde gelen bilim insanı, bilgimiz Timur Kocaoğlu. Hoş geldiniz. Atayurdunuza hoş geldiniz diyoruz. Kendi öz anlamıyla da, mecaz anlamıyla da atayurdunuza hoş geldiniz. Bir tek soru soracağız. Ceditçilik ve ceditçilik süreci Özbekistan'da ve Türk dünyasında nasıl öğreniliyor ve bunun neticeleri ne olacak? Evet, çok sağ olun. Biliyorsunuz bu ceditçilik hareketi 19. asırın sonlarında ve 20. asırın yüzyılın başlarında bütün Türk dünyasındaki aydınlanma hareketlerinin bir parçası bu Türkistan'daki ceditçilik. Demek biz bunu önce elbette Osmanlı Devleti'nde işte Tanzimat dönemiyle başlıyor bu. İşte bu padişahların meclisin açılması, yani bir nevi monarşi tüzümü başlaması. Bundankiyin bizim Osmanlı'daki monarşiden sonra Tanzimat'tan sonra bu Meiji, Japonya'da Meiji aynı islahat hareketleri var. Sonra İran'da bu oluyor. Sonra 1905'te Çar Rusya'sında Duma kuruluyor. Orada da bir meşruti idare kuruluyor. Ve böylece bu yayılıyor. Ve Türkiye'de de biliyorsunuz İttihat Terakki Partisi var, Genç Türkler var ve bu hareketler var. İşte Türkistan'daki ceditçilerle Azerbaycan, Kırım, Kazan'daki ceditçiler ve arada çok iyi ilişkiler var. Mesela Mehmet Akif olsun, başka yazarlarımız olsun, bu yerdeki ceditçilerle çok yakın. Benim babam işte Osman Hoca 1910'da İstanbul'a geliyor. O zaman Enver Paşa Harbiye Nazırı, onunla görüşüyor. İttihat Terakki ve Genç Türkler hareketindeki aydınlar, yazarlar, şairlerle görüşüyor. O önce Kırım'a gidip 1909'da Gaspralı İsmail Bey'in yanında Cedid Mektebi'ni öğreniyor. Oradan İstanbul'a Yalta'dan gemiyle geliyor. Sonra 3 yıl kalıyor Türkiye'de ve Türkiye'de bir cemiyet kuruyorlar onlar. Bu işte Buhara Tamimi Marif Cemiyeti ve Bab-ı Ali'de de onun bir nizamnamesini 1911'de neşrediyorlar. Maksat Buhara ve Türkistan'dan İstanbul'a talebeler getirmek. Ve bu talebelerin demek yüksek tahsil alıp vatana dönüp bu Türkiye'deki yenilikleri de oraya aktarması. Bu faaliyetler 11, 12, 13, 14, 15'e kadar devam ediyor. Sonra Buhara Cumhuriyeti Kurulganı da Buhara 3 yere 1920, 21, 22'de İstanbul, Moskova ve Berlin'e öğrenci grupları gönderiyor. Demek o yılda da gönderiliyor. Bu öğrencilerin bir kısmı İstanbul ve Berlin'den döndüklerinde o zaman Sovyet yerleşmiş oluyor ve bu gelen talebeler bunlar kapitalist memleketlerde Türkiye ve Almanya'da tahsil aldılar diye onları tutukluyorlar, Sibirya'ya sürülüyor ve öldürülüyorlar. Bunu gören başkaları gitmekten korkuyor. Gitmeyenler, bakın Almanya'dakiler de orada Nazizm başlayınca 30'larda Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'nin o zaman Ankara, İstanbul üniversitelerinde sosyoloji, felsefe, kimya, fizik, matematik, ziraat okulları bu Özbekler çalışıyorlar ve Türkiye'ye onların da büyük hizmeti oluyor ama vatanlarına olmuyor. Bunlar bu vatanlarına dönsünler de yapılmış ama Sovyet dönemi bunları yaptığı için onlar Türkiye'de kalmak zorunda kalıyor ve onların çocukları hala Türkiye'de var. Peki hocam, 100 yıl geçti. Öğrenilmesi nasıl gidiyor şu anda? Biliyorsun ondan sonra bu Katagan dedikleri yasak başlıyor. Ve bunlara pan-Türkist, pan-İslamist, burjuva, milletçisi, anti-Sovyet damgaları vurularak bunların eserleri yasaklanıyor. Demek ta bu 1960'larda adına af geliyor.
fakat göstermelik af eserleri basılmıyor. Ancak Gorbaçov'un reformları sırasında yavaş yavaş izinler çıkıyor. Ama bağımsızlık olduktan sonra artık bugün artık arşiv şeyleri, yani şu anda Özbek alimleri çok iyi öğreniyorlar. Fakat tabii ben bunu dışarıda olduğum için ben hem Türkiye'de hem Amerika'da yüksek lisans ve doktorumu yaptığım için cedidçilik üzerinde çalıştım. Biz kitaplar yayınladık, makale yayınladık. Bu makaleleri Özbekler, Kazaklar okuma imkanına da sahip değildi. Çünkü Sovyet dışarısından gelen her şey yasak. Ama bugün onlar artık görüyorlar bu çalışmaları. Yani biraz geç kaldı elbette bu cumhuriyetler ama şimdi onlar çok iyi. Bakın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev bu yere gönderdiği tebrik mektubunda ve konuşmalar devamlı buna vurgu veriyor. Diyor ki biz cedidçi babalarımız, baba demek onlar da ata. Biz cedidçi atalarımızın gayelerine, mefkurelerine öğrenmemiz lazım ve bugünkü demokratik cemiyeti kurmada onlar. Çünkü cedidçilik hareketi bir demokrasi hareketiydi. Ve yani dünya çapında bir hareketti. Bu yüzden cedidçiliğin öğrenmesi yalnız bu cumhuriyet değil. Türkiye'de de çok iyi bilginler Fatma Açık, Ahmet Kanlıdere gibi Türkiye'den de ve başkalar burada katılıyorlar Türkiye'den. Bunlar da cedidçilik üzerinde çalışıyorlar. Yani bunu Türkiye'ye de lazım. Hem Türkiye hem yani dünyadaki bütün Türk ülkeleri bu cedidçilik hareketini iyi öğrenmeleri lazım ve bu bizim için bir milli miras hesaplanır. Çok teşekkür ederiz. Sizinle bir yayın yapmak gurur vericiydi. Teşekkür ederiz. Evet, Taşkent'te cedidçilikle ilgili bir konferans düzenleniyor ve Türk dünyasından önemli bilim insanları davet edildi. Önemli bilgimiz Timur Kocaoğlu ile birlikte canlı yayın yaptık ve Taşkent'ten sözü size bırakıyoruz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Milli bilincin, milli kimliğin oluşmasında son derece önemli cedidçilik hareketi.